Konumuz Sümerler. Kim bu Sümerler? Aslında Sümer veya bazıları Sümerler diyor, bazıları Sümerliler. Hattı zatında Sümerlilerdir. Çünkü onlar geldikleri ya bulundukları yere, oturdukları yere Sümer demişler. Kendilerine de Kenger demişler. O bakımdan Sümerliler diyoruz biz. Bundan 6000 yıl önce Irak'ın güneyinde Dicle ve Fırat nehirlerinin birleşip denize aktıkları yere yakın olan kısma gelip yerleşmişler. Bir metinde diyor ki bir Eridu şehri var. Orası için. Orada diyor, vaktiyle diyor, bir damla su yok, bir şey yoktu, bir ağaç yoktu, ev yoktu, hiçbir şey yoktu. Ondan sonra yani Sümerlerle orası mamur bir şehir olduğu söyleniyor. Bunların nereden geldikleri konusu bütün... Onlar keşfedildikten sonra büyük bir münakaşa yahut da tartışma konusu olmuş bilim adamları arasında. Ve büyük bir kısmı onların Orta Asya'dan, doğudan geldiklerini ve dillerinin Ural Altay dillerine benzediğini söylediler. Fakat hala bu münakaşalı. Son zamanlarda ise bunu da inkar ediyorlar. Bilim, yani batıdaki bilim insanları diyorlar ki, bazıları diyorlar ki nereden geldikleri tam belli değil. Dilleri de hiçbir ne ölmüş ne de yaşayan herhangi bir dile benzemiyor. Fakat bizim son yaptığımız çalışmalara göre onların Orta Asya'dan geldiğini ve dillerinin Türk dili grubuna çok uyduğunu tespit ettik. Ama daha elimizde birçok şeyler, kanıtlar olsun diye bunun üzerinde çalışıyoruz ki kimse karşı çıkmasın. Çünkü dil, yalnız dil karşılaştırması kafi değil. Dille beraber diğer kültürlerin de, mesela Sümer diliyle Türk dilini karşılaştırırken Sümer diliyle Sümer kültürüyle diğer kültürleri, Sümer arkeolojisiyle Türk arkeolojisini, bunların hepsini birden karşılaştırmak lazım. Biz bunları yapmaya başladık. İleride belki hepsini başaracağız. Bizim için bir kere önemli şu, evvela Atatürk bunlara çok önem verdi. Okuduğu kitaplar arasında bilhassa bir Fransızca kitapta şöyle yazmış: Sümerliler Orta Asya'dan gelmiş olabilirler, dilleri Ural Altay dillerine benziyor. Atatürk yanına kocaman bir önemli kaydını koymuş ve altını çizmiş. Sonra Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldığı zaman bütün dünyada asiroloji olan bölümün adını Sümeroloji olacak diye koyduruyor ve Sümer kültürünün araştırılmasını istiyor. Bizim önem vermemizin sebebi biraz Türk tarihini, yani Türklerle ilişkisi olabileceği konusundaki şeyimiz, yaklaşımımız bu bakımdan bize çok şeydi. Ben bugün yaptığım çalışmalarda dil bakımından, yer adları bakımından, efsaneler bakımından, Sümer efsaneleriyle Türk efsanelerini karıştırdım. Son derece yakın bu şeyler bakımından, konu bakımından. Ondan sonra destanlardaki yer adları tamamıyla
Türkçeyle uyuyor ve en önemlisi de kendilerine koydukları Kenger adı Türklerde en eski boyun adı, bir boy adı olduğu ve bu boy adı bugün o adda birçok yerlerin ve birçok boyların hatta olduğu anlaşılıyor. Ben birçok buldum. Kenger, Kenger, Kengar diye çeşitli şekilde, hatta Orhun kitabelerinde bu yazı, bu ad bulundu. Bu bakımdan yani Türklerle büyük bir yakınlık, bir şey var. Sümerlerin en büyük şeyi nedir diye sorulduğu zaman, evvela onlar dillerine göre bir yazı icat etmişler. Bu yazıyı kil üzerine yazmışlar. Ayrıca yazdıkları bütün eserleri saklamayı bilmişler. Arşivler, kütüphaneler yaparak, okullar açarak bu yazıyı ve kültürlerini öğretme imkanları sağlamışlar. Ayrıca yazıyı o kadar çok geliştirmişler ki etraflarında olan başka milletler o yazıyla kendi dillerini yazma imkanları bulmuşlar. Eğer onlar bu yazıyı icat edip diğerlerine vermeselerdi yahut da almasalardı, bugün 3000 yıllık Orta Doğu tarihi tamamıyla karanlık kalacaktı. Bugün bu yazıyla yazılmış olan belgelerden bakıyoruz, bugüne kadar gerek folklorda, gerek din kitaplarında, gerek bilimde pek çok şeyler Sümer'den geldiği anlaşılıyor. Dinde bir yan benzerlikler var. Bunlardan eğer konuşacak olursak, mesela dünyanın yaratılışı, insanın yaratılışı, insan bizim şeyde de dinle yaratılmadan önce büyük bir su, şeyde de öyle, Kur'an'da da öyle, Tevrat'ta da evvela büyük bir su olduğu, o sudan bir toprak şey diyor, oradan yani yaratılma oluyor. Ondan sonra şeyler, insanlar topraktan yaratılıyor. Bütün dinlerde de insanlar topraktan yaratılmış olarak gösteriliyor. Bu da Sümer'den geldiğini anlıyoruz. Uygarlığın başladığını Sümerler'de görüyoruz. O yüzden Sümerler genel olarak bütün dünyada önemli. Ama ne yazık ki dünyada şimdi onu pek oyuna çıkaramıyorlar. Sebebi de onlar bütün kültürün, uygarlığın temeli Yunanlar olarak görüyorlardı. Ama şimdi birdenbire bütün yazılmış kitaplar böyle, birdenbire Sümerleri koymak onlara çok zor, imkansız gibi geliyor. O yüzden bu mevzu kalkmış Batı'da. Biz bunu çıkarıyoruz şimdi, daha çok bunun üzerinde uğraşıyoruz. Sümerlerden hakikaten bugüne kadar çok büyük etkiler geldi. Bir kere kemer yapma Sümerler'de başladı dikkatli. Çünkü ilk onlar yapmışlar. Bunun biz aynı Türklerde görüyoruz. Türkler türbelerin hepsinin üzerine kubbeli yapmıştır. Sümerler de mezarda kubbeli yapmışlar mezarlarını. Ondan başka bizde mesela çadırlar kubbelidir. Bu bakımdan
Yani Türklere bir bağlantı olabiliyor. Diğer taraftan matematikte bir Sümerler hem onlu rakamları hem de altılı rakamları, altılılar bulmak. Yani altılı ne demektir? Şimdi diyorlar ki ve onları bir, iki, üç parmakları sayarak yaptılar. Altılılar da boğumları sayarak bir, iki, bir, iki, üç, dört, beş, altı, 12'ye kadar gidiyor. Bugün onların bulduğu bu altılı sistem, onlu sistem bizde devam ediyor. Yani bütün dünyada devam ediyor. Altılı, yani dereceler bizim altılı. Bütün derece hesapları. Bugün saat hesapları, dakikalar hep altı üzerine. Yani bunlar hepsi Sümer'den gelme durumunda. Astronomi de öyle. O Sümerler mesela aya göre düşünmüşler, ayın doğup batmasına göre bu zamanı 30 gün olarak koymuşlar. Seneyi 12 aya vermişler. Aydan artan 10'ar günlüğü 3 senede bir ay ilave ederek güneşe göre de takvimi yapıyorlar. Bu çok önemli. Yani hakikaten çok önemli. Mesela 30 günü haftalara, 4 haftaya bölüyorlar. Haftalar günlere bölünüyor. Günler saatlere bölünüyor. Ve onlar, biz bir saat diyoruz. Onlar iki saati bir saat olarak kabul ediyorlar. Ve böylece bir takvim yapıyorlar. Burçları buluyorlar. Burçların isimleri hala bugün devam ediyor. Biz onları mesela terazi burcu, akrep burcu bilmem ne, onların tercümesi olarak buluyoruz mesela. Rin Sümerce'de terazi, terazi burcu olarak böyle, yani onlardan tercüme edilmiş olarak buluyoruz. 5 gezegeni tespit ediyor Sümerler. Bu 5 gezegen Kepler'e kadar hep de öyle biliniyor. Bunlar astronomide onların açtığı büyük bir yol olarak kabul ediliyor. Tıpta da çok şeyler yapmışlar. Tıpta mesela sihir falan kullanmışlar. Ama onun yanında bitkilerden, ondan sonra madenlerden, bütün bugün kullanılan şeylerden yararlanmışlar. Kimisini ezmiş, toz haline getirmiş, bir şeyle karıştırmış, içmiş. Kimisi vücuda sürülmüş. Yani hastalıkları tespit ediyorlar. Hastalıklara ilaçlar yapmışlar. Onlar akatlar, akat yani Sami bir halk. Daha önce orada var olduğu söyleniyor, az bir tabaka. Sonra yavaş yavaş bunlar Mezopotamya'ya girmeye, çoğalmaya başlıyor. Bunların kendi ayrı dilleri var. Bu dillerinin kullanılmasına şeyler göz yumuyorlar. Sümerler göz yumuyor. Ayrıca Sümerler onların dilini kendileri öğrenmeye kalkıyorlar. Bunu nereden biliyoruz? İşte şeyler var, sözlükler var. Onlar mesela Akatça, Sümerce sözlükler yapmışlar. Sümerler o Akatçayı öğreniyor. Akatlara Sümerce öğretiyorlar. Yani fakat Akatlar yavaş yavaş Sümerlerden şey yapıyor, onların bütün o yazıyla beraber kültürlerini alıyor. Savaş tekniklerini alıyor. Her şeylerini alıyorlar.
Ondan sonra Sümerler o arada parçalanıyorlar. Yani gruplara, şehir beyliklerine ayrılıyor. İçeriden özellikle yabancı olanlar geliyorlar, düşmanlarla birleşiyor. Bu içerideki kaynayan bu akatlarla birleşiyor. Ve böylece Sümerleri yok ediyorlar. Yani Sümerler şeyden, tarih sahnesinden çekiliyor. Sümerler yaşamlarını tarımla sağlamışlar. Onlar şeye geldikleri zaman Mezopotamya, yani Mezopotamya diyoruz, yani iki nehir arası demektir bu. Sümerlerin oturduğu yer Mezopotamya. Buraya geldikleri zaman bir bakıyorlar, nehirler akıyor ama bir taraf çok kırık, bir taraf çamur. Tutmuşlar, kanallar açmışlar. Kanallar açarak o kuru toprağı sulamış, çamur olan yerleri kurutmuşlar. Böylece tarıma hazırlamışlar. Öyle ki kanallar, muazzam kanallar açmışlar. Ayrıca suları toplama havuzları da yapmışlar. Ve ondan sonra tarıma başlamışlar. Buğday ekmişler, arpa ekmişler. Sonra bizim bileceğimiz, bizim bütün sebzeleri, hemen hemen sebze bahçeleri var. Sebzeler ekmişler, meyve yetiştirmişler. Çeşitli. Buğday, un yapmışlar. Undan ekmek yapmışlar. O çeşitli ekmek nevileri var. Çeşitli unların adları. Yani bunlar metinlerde yazılı. Arpadan en çok bira yapmışlar. Bira. Sümerler'de su yerine bira içilmiş. Öyle ki büyük şeyler, birahaneler var onlarda. Bu birahanelerin sahipleri hep kadınlar. O da çok önemli. Çünkü ancak kadınlar işletebiliyor birahaneleri ve kadından kızına geçiyor birahane. Bu çünkü belki de şundan, yahut da şey, bütün içkilerin şeyi, koruyucusu tanrıçe. O çok önemli. Onun için bira, bol bira yapıyorlar. Bira o kadar çeşitli ki, siyah bira var, işte hafif bira var, beyaz bira var, biraların nevileri var. Ve resimleri de var bu şeylere, kabartmalarda. Mesela ortaya birkaç kişi oturuyor, bir kömlek koyuyorlar içine bira. Herkes onun içinden şeyle, neydi, kamışla biraları içiyorlar. Aynı zamanda sohbet yapıyorlar tabii. Bu çok güzel. Artan şeylerini, tahıllarını da ihraç ediyorlar başka yerlere. Mesela bunu görüyoruz bir şeyde, bir destan var. O destanda ta Orta Asya'ya kadar şey, tarım gönderdiklerini, yani tarım ürünleri gönderdiklerini öğreniyoruz. Hayvanların derisinden ve ondan sonra efendim şeyinden, tüyünden, her türlüsünden istifade etmişler. Derisini o kadar güzel işlemeyi bilmişler ki onları su geçmez yapmışlar. 11 nevi matara olarak kullanmışlar. Elbise yapmışlar. Tüylerinden, kıllarından onları boyatıyorlar, eğiriyorlar, iplik yapıyorlar. Tezgahlarda dokuma yapıyorlar. Bu dokumalarda kumaş çıkarıyor. Bu kumaşları dışarıya satıyorlar fazlasını. Hayvan sütünün her türlüsünden istifade etmişler sütü. Yağ yapmışlar, peynir yapmışlar.
bitkisel yağ da yapmışlar. Susam yağı yapmışlar. Susam yağının ismi daha o zamandan bu zamana kadar gelmiş yani. Sesam diye oradan buraya kadar. Yani şeyde tarımda ve iktisadiyatta demek tarım ürünlerinin hepsini kullanıyorlar. Ona mukabil yani gerek tarımdan gerek buradan aldıkları yani onlara karşılık dışarıdan kendilerinde olmayan taş veya altın, gümüş ve kıymetli taşlar, şey taşları hani bu boncuk diyeyim de böyle firuze gibi bilmem işte yeşim gibi böyle taşları getiriyorlar. Bunları kendileri işliyor, bunları dışarıya satıyorlar işte hep de düşün ne büyük şey bir kere. Sonra kumaşı elbise yapıyorlar, elbiseyi satıyorlar. Bütün bunlar belgelerde yazılı. Yalnız bir mabette 1500 tezgah var. Öyle yapmışlar ki o tezgahta kaç kişi çalışacak her tezgahta. O tezgahta yapılacak mesela kumaşın metrajını söylüyor. O ne kadar zamanda yetişeceğini yani ne kadar zamanda yapılacağını tahdit ediyor. Çok enteresan. Mesela diyor ki şu kadar metrelik kumaş 3 kişi çalışacak. Şu kadar zamanda çıkacak diyor şeyi. Ondan sonra bu kumaşları alıyor. Hatta bunlar kadınlar yapıyorlar. Kumaşları alıyor. Ondan sonra onları boyattırıyor, apre yaptırıyor. Gerek kumaş gerek elbise olarak dışarıya satıyorlar. Çömlek yapıyorlar mesela, çömlek. Her şey çömleğin üzerinde. Kapkacak yapıyorlar, ondan küpler yapıyorlar. Ve bu çömlek şey, atölyeleri var. O atölyelerde mesela bir çömleğin kaç litre olacağı, bu kaç litre, bu kaç mesela litresine göre bunu kaç kişi yapacağı, kaç zamanda yapılacağı. Mesela diyor ki şu kadar litrelik çömlek, şu kadar zamanda şu kadar kişi bunun üzerinde çalıştı, bunlar yapıldı diye. Bütün bunları yazmışlar. Yani iktisadi hayatlarını ne varsa yazmışlar. Bilmem bizde böyle mi? Bu yaptıkları ürünleri pazarlarda satıyorlar. Bir daha ziyade mabetler bu ürünlerin toplandığı ve oradan dağıtıldığı, satıldığı anlaşılıyor. Yani bir böyle ekonomi şeyi var, topluluğu var orada. Yani şey değil, böyle herkes istediği gibi yapamıyor. Hepsi toplanıyor, bir yerde oradan satılıyor. Gümüş kullanıyorlar. Gümüşün mesela bir birimi 8,5 gramlık bir birim. Gümüş kullanıyor. Aynı zamanda bakır kullanıyor. Aynı zamanda arpa karşılığı olarak kullanılıyor. Yani o zaman demek ki bir para karşılığı, para mevzuu var. Sümerler'de aile yapısı nedir? Bakalım görelim. Efendim, Sümerler'de genel olarak tek eşlilik var. Evlilikler bir resmi olarak belgelenmesi lazım. Belgelenmeyen eşlilikler şey yapılmıyor. Evlilik olarak kabul edilmiyor. Nasıl belgeleniyor?
kadın erkek şahitlerle beraber gidiyorlar bir şeyin, hakimin önüne. Diyorlar ki biz evleneceğiz. Ondan başka şartları varsa eğer, şartlarını da söylüyorlar. Böylece bir belge hazırlanıyor tanıkların önünde. Bunlar evlendi diyorlar. İşte bu resmi bir belge oluyor. Sümerler'de birçok tanrı olmasına rağmen Sümerlerin tanrı adına bir şeyleri yok. Evlilikleri yok tanrının adına. Onlar yeminlerinde kralları, o zaman bulunan kralın adına yapıyorlar genel olarak. O bakımdan önemli. Eğer evlilik olduktan sonra kadın herhangi kadınlık görevini yapamayacak bir haldeyse, o zaman kadının izniyle kocası bir başka kadın alabiliyor. Ama o kadın ikinci derecede bir kadın oluyor. Birinci kadın isterse onu atabiliyor. Birinci kadın isterse ona ayaklarını yıkattırabiliyor. Her işini yapabiliyor. Yani ikinci kadın, ben ikinci oldum, hele çocuk da doğurdum falan olur da baş şey etmeye kalkarsa kadın onu sokağa attırabiliyor. Bunu biz İbrahim peygamberde görüyoruz. Tevrat'ta İbrahim peygamber ikinci bir kadın alıyor, veriyor. İşte çocuğu olmuyor ilk karısından. Ondan sonra Mısır kralının ona hediye ettiği bir cariyeden çocuğu oluyor, İsmail. O doğdu diye biraz böbürlenmeye başlayınca İbrahim'in ilk karısı Sara onu kapı dışarı ediyor çocuğuyla beraber. Bu tamamıyla Sümer kanunu, Sümer adetlerine ait olan bir şey. Buna ait bizim elimizde bir metin var. Yani bu metin İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulundu. Burada diyor ki bir kadın, ben diyor, yani şey olarak bir antlaşma yapmış. Bu antlaşmada ben diyor şu kadını, şu isimli kadını kendime kardeş, kocama da karı olarak alıyorum. Şayet kocam beni boşayacak olursa ben bunu da beraber alıp götürürüm diyor. Yani kocasına bırakmıyor. Kendisini boşayacak olsa onu da götürecek. Kadınların o derecede nüfuzu var şeyde. Evlilik halinde belli. Ve kadın isterse, boşanmak isterse, boşanmak için mahkemeye verebiliyor kocasını. Mahkeme kararıyla boşanıyor. Ve tazminat alabiliyor eğer şeyse. Yani bu derece. Kadının hakikaten büyük şey var evlilikte. Metinlerde gördüğümüze göre kadınlar her şeyi yapabiliyorlar. Mesela ne, ticaret yapabiliyorlar kendi başlarına. Veya kocalarıyla ortak veya çocuklarıyla ortak iş yapabiliyor. Kadın kefil olabiliyor, kadın borç verebiliyor. Yani kadın tanık oluyor ve tek kişi, tek kadın tanık. Yani İslam'daki gibi iki kadın bir yerine geçmiyor. Tek kadın, tek tanık olabiliyor. Bu bakımdan tabii çok önemli kadının rolü. Kadın doktorlar var. Zaten şeyin, sağlığın koruyucusu da tanrıçeler. O bakımdan çok önemli. Kadın doktorlar var. Ebeler sade kadın. Ebe var. Onlar sade kadın. Katipler var ama çok az maalesef, yani fazla katip görmüyoruz, çok az katip. Ama mesela ben bir çalışma yapmıştım. Bir şeyde, bir şehirde şeyleri, dokumacılığı bütün idare eden bir kadın olduğunu, kadınlar olduğunu gördüm. Mesela bir kadın
günü alıyor, boyattırıyor, işte dokutturuyor, boyattırıyor, onları şey haline getirtiyor, kumaş haline getirtiyor. Ondan sonra onları toptan teslimat yapıyor. Yani böyle kadının büyük rolü olduğu bu şeylerde görülüyor. Müfettiş, teftiş eden şekilde kadınların olduğunu görüyoruz. Giyimlerine ait çeşitli kabartmalar var. Burada bakıyoruz, yarı omuzu açık, pilili, böyle şeffaf elbiseler bile görünüyor üzerlerinde. Pilli elbiseler, uzun, bellerinde kuşak, çeşitli elbise şekilleri görüyor. Zaten kumaşları var, çok çeşitli kumaşları var ve üstelik Sümerler'de tekstil var. Tekstil, hazır elbise. Dışarıya satıyorlar hazır elbiseleri. Daha önceden de galiba bundan bahsetmiştik. Onun için yani kadınların boya var, süsleniyorlar, gözlerine sürme şey diyorlar, yüzlerini boyuyorlar, kaşlarını boyuyorlar. Bunlar için mesela şeyler var, kaş alma herhalde, cımbız var, makas gibi şeyleri var. Yani kadınların her türlü süs eşyaları var. Orada malum çok sıcak olduğu için hava daima derilerinin yumuşak olması lazım. Bu yüzden çeşitli yağlar sürüyorlar, parfüm sürüyorlar. Her türlüsü var yani kadının. Mesela yıkama var, sabunla yıkama. Mesela bir şey, kraliçe, tanrıçe sevgilisine giderken yıkandım, sabunlandım diyor, yıkandım, temizlendim. Ondan sonra süslendi, saçlarını yapıyor, güzel giyiniyor, öyle gidiyor. Nasıl sevgiliye gittiğini gösteriyor. Aşk hayatta var herhalde ama biz bunu yalnız Tanrıçe'nin aşk hayatından biraz şey diyoruz. Peki kadınların aşk hayatından pek fazla bilmiyoruz. Bu Tanrıçe, aşk Tanrıçesi zaten adı üzerinde. O çoban tanrısıyla evli ama çoban tanrısıyla her sene çoban tanrısı yer altına gidiyor. Her sene baharda yeryüzüne çıkıp karısıyla birleştiği zaman çok büyük bir şey oluyor, şölen oluyor. Düğünler yapıyorlar yani şeyde, yeryüzünde onun namına. Yataklar seriliyor, çarşaflar, beyaz çarşaflar, yatakların etrafına parfümler, tütsüler konuyor. Çeşitli çalgılar çalınıyor, şarkılar söyleniyor, danslar ediliyor. Yani bu bir düğün merasimi böyle olduğunu gösteriyor. Mesela orada çeşitli aşk şarkıları söylüyorlar. Tanrı'nın Tanrıçe'ye, Tanrıçe'nin Tanrı'ya söylediği, fakat bunlar daha ziyade kralın rahibeye, rahibenin krala söylediği aşk şarkıları oluyor. Böyle bir tane biz müzede, bizim müzede bulduk böyle bir aşk şarkısını. O bir rahibe krala söylüyor. Kral Şusin diye, üçüncü Ur krallarından, üçüncü Ur sülalesi krallarından birine söylediği aşk şarkısı o. Onun biz tercümesini yaptık işte. Ve bütün dünyada da duyuldu. Bu şarkılar aslında o düğünlerde söylenen şarkılar,
hep açık saçık cinsellikle ilgili şarkılar. Bu şarkıların sonradan Tevrat'ta Süleyman'ın şarkılar şarkısı olduğunu anladık. Yani oraya girdiğini anladık. Bu da yani uzun seneler Tevrat'ta Süleyman'ın şarkılar şarkısı diye olan çeşitli böyle açık saçık cinsellikle ilgili şiirlerin Tevrat'a neden girdiği bir türlü bilinmiyordu. Ya yani uzun seneler, 1950'lere kadar diyeyim. Neden girdi böyle bu kadar açık saçık şarkılar diyorlardı. Sonradan anladık ki Sümerlerin bu bereket kültü dediğimiz kutsal evlenme törenlerinin yani şeyde de devam ettiğini görüyoruz. Böylece yani Filistin'de de devam ettiğini, bu şarkıların da orada geçtiğini görüyoruz bu şekilde. Evet efendim. Onlar yazıyı icat eder etmez okullar açmışlar. Bu çok ilginç değil mi? Nereden anlıyoruz? Böyle listeler yapmışlar sıra. Mesela insan atları vesaire. Bunlar bize gösteriyor ki birine öğretme anlamında, öğretme maksadıyla yapılan şeyler bunlar. İlk zamanlarda tabii yalnız yazı öğretme maksadıyla yapılan bu, açılan bu okullar. Daha sonra bilimin her türlüsünü öğretmeye başlamışlar. Burada neler görüyoruz? Mesela matematik, astronomi. Matematiği burada problemlerini görüyoruz. Geometri problemlerini görüyoruz. Astronomide yıldızların şeylerine ait, adlarına ait birçok yazılar görüyoruz. Bunları nereden anlıyoruz derler ki, nereden anlıyorsunuz? Talebeler öğrendi bunu. Şimdi çocuklar okullarda anlaşılan bir yığın şey var, kil var. Yarı yumuşak. Çocuklar oradan gidiyorlar, bir tane alıyorlar. Geliyorlar, onun böyle tablet şeklini veriyor. Ondan sonra öğretmeni bir tane şey yapıyor, onlara örnek veriyor. Çocuk onu başlıyor yazmaya. Ama kendisi böyle acayip bir yazıyla ekseriya. Tabletler, ya biz tablet diyoruz onların yazdığı şey, fakat düzgün olmuyor, eğri oluyor, şey oluyor. Bazısında bir tarafında öğretmenin yazısı, güzel bir yazı, yanında da öğrencinin yazısı oluyor. Böylece bunları atmışlar şey bir kenara, o şey diye kaldırıp atmışlar, onlar toprağın altında kalmış, biz de onları çıkarıp, yani şeyler, arkeologlar çıkarıyor. Biz de bakıyoruz. Bunlar bu şey demek, bir tarafta güzel yazı, bir tarafta fena yazı. O zaman bunlar öğrencilerin yazısı diyoruz. Şimdi bu şeylerde, okullarda nasıl başlıyorlar? İlk olarak ba, bi, bu diye böyle hece. Ba, bu, bip, ap, up, ip diye bu şekilde heceler yazıyorlar. Böylece yazıyı öğretiyorlar. Sonradan işte görüyoruz daha çeşitli kompozisyonları yazdıklarını. Mesela şey yapmışlar, hukuki belgeler var, antlaşmalar. O antlaşmaları öğrenmek için çocuklar kopya etmişler ama şeyleri koymamışlar. Mesela tarihini koymamış, şeylerin adlarını koymamış, tanıkların adlarını koymamış. Yalnız mesela eğer bir ev satışıysa falan şahıstan filan şahıs şu evi şu fiyata satın aldı şeklinde. Böyle çeşitli
şey antlaşmaları arka arkaya kopya etmişler. Bu öğrenme için yapılıyor. Demek ki o şeylerde, bu okullarda her türlü şey öğretilmiş. Buna ayrıca dil bakımından gramer öğretildiğini de görüyoruz. Sümerce, Akatça öğretiliyor diğer ikinci dil olarak. Okullara giderken çocuklar anlaşıldığına göre sabahleyin çok erken saatte gidiyorlar. Geç saate kadar kalıyorlar. Fakat hafta tatilleri olduğunu görüyoruz. Çocuğun biri diyor ki, işte diyor şu gün tatil, bugün tatil diyor. Hafta, ayda 4 günü koyuyor. Keşke diyor daha fazla olsa bu tatiller diyor çocuklar. Ondan diğer tarafta mesela şeyler var, temizliğe çok dikkat ediliyor. Temizliğe bakan, uslu durmaya bakan, çocuklar uslu mu duruyor ona bakan. Ve eğer uslu durmuyorsa onu cezalandırıyor. Arada bir dayak da var. Dayak ve dayakın şeyi de, yazılışı da bir kamış, ondan sonra et. Kamış ete vuruluyor diye böyle. Yani okullar herhalde daha ilerledikçe çocuklar tıp bile öğreniyor. Tıp şeyleri, reçeteler yazmayı, bunları öğreniyor. Böylece şey diyoruz, yani çok ileri olduğunu anlıyoruz. Akademi gibi olduğunu anlıyoruz. Müzik şeyi var, dersleri var, müzik. 3 sene müzik dersi var çocuklarda. Yani görüyorsunuz çok muazzam bir şey. Okulları. Ekseriye zaten okumuş ailelerin çocukları okunuyor anlaşıldığına göre. Ekseriye okumuş babaların çocukları. Şimdi kızların okuduğuna dair çok büyük bir şeyimiz yok elimizde. Daha ziyade erkek okuyor görünüyor. Ama işte bazı kız şey katibelerin olması, kızların belki özel ders alarak öğrendiğini düşünüyoruz. Nippur şehrinde özellikle bir akademi grubu olduğunu anlıyoruz. Bu grup okullarda okunacak eserleri, kitapları hazırlıyorlar. Ve bunlar başka yerlerdeki, yani başka şehirlerdeki okullara gönderiyorlar. Aynı eğitimi yapsınlar diye. Bu çok önemli. Ayrıca tabii akademinin de yetiştirdiği insanlar var. Kitaplar yazıyorlar, tabletler yazıyorlar, şiirler yazıyorlar, efsaneler yazıyorlar. Destanlar yazmışlar, ağıtlar yazmışlar, şeyleri var, ilahiler yazmışlar. Bunları yazan hep sanatçılar ve bu yazanların eserleri şeylere konuyor, kütüphanelere konuyor çeşitli yerlerde. Bu kütüphanelerde kataloglar yapmışlar. Mesela neler var? Ne türlü tabletler olduğu, ne türlü konular olduğuna dair şeyler yapmışlar. Mesela bazı yerlerde kitaplı tabletleri raflara koymuşlar. Rafların yanına etiket koymuşlar. Etiket de yine kilden bir parça. Burada ne var, hangi cins tablet olduğunu yazıyor. Oraya bir delik de şey etmişler. İple asıyorlar rafa, raflara asmışlar ne o raflarda hangi tür tabletlerin olduğunu. Sonra arşivleri var ayrıca, yani bu kitaplar, hani değerli eserler kütüphanelerde, arşivlerde, yani şeylerde, mesela mabetlerde ya sarayda yapılan şeyler, gelen
hediyeler, gelen vergiler yazılmış, günlük yazılmış, onlar toplanmış, haftalıklar toplanmış, aylıklar toplanmış, yıllıklar yapılmış. Yani zamanın istatistikleri diyoruz biz bunlara. Onlar da ayrıca arşivlerde toplanmış. Mesela bir şey bulundu, bunlar çok ilginç, bir yerde küp içinde şeylerin, bazı hakimlerin yani yargıçların verdiği kararları bir küp içine koymuşlar. Üzerinde yazıyor, mesela şu hakimin verdiği kararlar diyor. Böyle birkaç hakimin verdiği kararlar, 60 kadar hakimin verdiği kararları bir gösteren böyle bir arşiv bulundu bir yerde. Bu çok önemli. Nipur'da bir yer bulundu, bir mahalle diyoruz oraya. Birçok evler yan yana, yan yana, hepsinde tabletler bulundu şey halinde. Kitaplık diyoruz biz ona ve oraya Bilginler Mahallesi dendi. O mahallede efendim bir de onların şeyleri var, birahaneleri. Herhalde mahallenin içinde de vardı birahanesi. İşte o şeyler, oradaki bilginler geliyorlar, toplanıyorlar bir yere. Bir birahanede bir koca küp içinde bira. Herkes eline bir tane çöp şey alıyor. Neydi o? Kamış. O kamışla oradan içiyor, bir taraftan da muhabbet ediyorlar diye düşünüyoruz. O çok ilginç değil mi? İlk defa biz Sümerler'de kanun yapıcılığını görüyoruz. Urnamu isimli bir kral 2000'lerde, yani 4000 yıl önce ilk kanunu yaptı. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulduk bu kanunu, bir tablet. Kanun çok önemli çünkü daha önceden akatlar yapıldı, akatça yapıldı kanun diye biliniyordu. İlk bilinen kanun Hammurabi kanunuydu. O Hammurabi taş üzerine yazdırmış kanunu, yukarıda güneş tanrısından kanunu alır vaziyette bir şeyle, kabartmayla. Bu şeyden, taş kitabeden kopyalar yapmışlar. Aynı yazıyı çeşitli yerlere, hakimlerin kullanması için göndermişler. Bu çok önemli. Yani Sümerliler daha kanun elimizde yokken, yani belki daha önceden de vardı. Ama mesela o 2000'lere koyuyoruz, ondan daha evvelki zamanlarda her türlü satış mukaveleyle yapıldığını görüyoruz. Her şeyi hukuki olarak, her şeyi düzene koymuşlar. Mesela şeylerde borç almalar var. Borçları alındığı zaman nasıl alınacak? Faizli, faizsiz, mesela faizli alınanların ne kadar zaman ödeneceği, faiz ödeyemezse faizin iki misli fazla verileceği, bunlar yazılmış. Mesela gümüşte faiz 133, %33, şeyde ise arpada %20. Tahdit edilmiş. Bunlar çok önemli. Ya o zaman için bunlar çok önemli şeyler. Mesela faizli alıyor, diyor ki şu zamanda ödenecek. Ödenmezse faiz iki misli verilecek. Böyle şartları var. Bu bakımdan
hukuk Sümerler'de hukuka son derece önem vermişler. Mahkemeleri var. Mahkemesi de var. Yani bizim yüksek mahkeme var. Onu da şöyle biliyoruz. Tabii bunlar çok elimizde belgeler oldukça fazla olmasına rağmen yine de kafi derecede değil. Mesela bir şey bulundu, bir belge bulundu. Bu belgede bir adamı 3 kişi öldürmüşler. Fakat karısına bunu öldürdüklerini söylemişler de karısı bunu gidip hükümete haber vermemiş. Bunun için ilk mahkeme yapılıyor. Fakat şey demiyorlar, kadın suçlu mu değil mi katli karar veremiyorlar. Çünkü haber olduğu halde haber vermiyor hükümete. Kocamı falan şahıslar öldürdü diye. Onun üzerine yüksek mahkemeye veriyorlar. Yüksek mahkemede 11 tane jüri var. Jüri üyeleri. Bu jüri üyeleri çeşitli kimselerden oluşuyor. Yani bahçıvan var ve çeşitli mesleklerden kimseler. Aynı bugün Amerika'da olduğu gibi. Böyle şeyler. Bu jüri 11 jüri heyeti. Burada kadını tekrar mahkeme ele alınıyor. Diyorlar ki bu kadın kabahatlidir çünkü çocuğu duyduğu halde devlete haber vermedi. Ama diğer jüriden 2 kişi çıkıyor. Diyor ki kadın bu şeye iştirak etmedi. Öldürmeye iştirak etmedi. Onları teşvik etmedi. Bu adam karısına doğru dürüst bakmıyor, eve bakmıyor. Yani kocalığını tam yapmıyor. Onun için kadın sesini çıkarmıyor, söylemiyor hükmette. Bu bakımdan kadın kabahatli değildir diyor. Ve o iki jüri üyenin itirazıyla kadın kabahatsiz bulunuyor. Bu hukuk tarihinde son derece önemli bulundu. Yani Amerika'da olsa dedi aynı şey olurdu diye söylemişler bunu. Bu çok önemli. Bilmiyorduk. Bir şey çıktı. Bir belge çıktı. Burada bir cezaevini anlatıyor. Cezaevinin gardiyanı bir tanrıça. Ve cezaevini onlar kadında döl yatağı olarak kabul ediyor. Yani kabahatli olan o döl yatağında yeniden çıktığı zaman kötülüklerden arınmış olarak yeniden doğmuş gibi çıkacak diye düşünülüyor. Böyle bir belge var. Bu ilginç. Burada bir yazar hapse girmiş anlaşıldığına göre. Çünkü yazar yazıyor bunu. Bu bakımdan ilginç bir metin. Ama başka fazla bir şey bilmiyoruz. Fakat hapis var, ölüm cezası var, para cezası var. Onlar var. Tazminat var. Mesela Hammurabi kanununda göz göze diş dişe. Yani şöyle birinin kolunu kırarsa öbürünün de kolu kırılıyor ki bu hala Araplarda devam ediyor bu şey. Ama Sümer'de böyle bir şey yok. Tazminat veriyor. Mesela biri birinin bir yerini kırarsa yerine tazminat veriyor. Kendi kolu kırılmıyor ama muayyen bir para veriyor. Bu çok önemli. Öyle göz göze Sümer kanununda yok. O şeyde başlıyor, Asur kanununda başlıyor. Bu bakımdan çok önemli, çok insancıl. Hocam.
İsa'dan önce yani şey olarak doğum öncesi 2400'lerde bir kral şey diyor, bir reform yapıyor. Bu reformda bu şey reformu, vergi reformu yapıyor. Bunlar çok önemli. Yani daha önceden muazzam bir vergi konuluyor halkın üzerine. Çünkü savaşlar olmuş, bütün şeyleri, masrafları vergiyle ödemişler. Bu vergiler o kadar çok olmuş insanın üzerinde ki artık ölüsünden bile vergi almışlar insanı. Ölmüş, biri evlenmiş, ondan vergi almışlar. Ya evlenenden, ölenden, her şeyden vergi alınmış. Bu vergi yalnız vergi memuruyla kalmıyor. Etrafta birçok kimseler de çeşitli şeyler alıyorlar. Adam bütün bunları kaldırıyor. Bir Urkagina isimli bir kral bunları kaldırıyor. Ve o arada kadın erkek ücret eşitliği yapıyor. Yani aynı işe bir kadın ve erkek aynı ücreti alıyor. Bu çok önemli o zaman bunu düşünmesi. Daha 1975'te şeyde İngiltere'de ancak kadın eşit, kadın erkek eşit ücret alma şeyi ortaya konuyor biliyor musunuz? Bizde halbuki öyle değil. Biz Cumhuriyet'ten itibaren hep kadın erkek eşit alıyoruz. Yani böyle bir ayrım yoktur bizde. İşçi de olsa şey de olsa kanunen ayrım yok. Yani demek ki Sümer'de o zaman bundan 4000 yıl önce en azından bu mevzuyu düşünmüş. Kadın erkek eşit almayı, vergi indirimi bunlar çok önemli. Bizim o yani Sümer'in bir sosyal adalet tanrıçası var. O tanrıçanın istediği insan tipleri yani nasıl ahlak istiyor bakın. Kanunsuz yolda gezen, isyanlarına ellerini kaldıran, geçerli kuralları çiğneyen, anlaşmaları bozan, kötü yerlere beğenerek bakan, kısa ölçü kullanan, büyük ölçü yerine kısa ölçü kullanan, kendisine ait olmayanı yiyip de yedim diye, yemedim diyen, içip de içmedim diyen, yasak olanı yedim diyen, yasak olanı içtim diyen kimseler, Tanrıçanın sevmediği kimseler. Düşünün ahlakı nasıl gösteriyor şey. Ayrıca bu Tanrıçanın çok ilginç şeyi de öksüzleri bilen, dulları bilen, insanın insana yaptığı zulmü bilen öksüzlerin annesidir o. Yani şey Tanrıça. Nanche dulları koruyan, fakirlere yardımcı olan, sığınanlara kucak açan, güçsüzlere barınak bulan bir kraliçedir o. Yani burada Sümer'in yani sosyal yaşamının ne şekilde olduğunu, olması lazım geldiğini bir tanrıça ağzıyla anlatıyor Sümer. Bu çok önemli. Yani orada dullara, yetimlere, güçsüzlere, fakirlere devamlı olarak yardım yapıldığı, krallar tarafından yardım yapıldığı yazılır. Mesela bir yine İsın Kralı'nın memleketin nasıl olması istediğini gösteren bir yazı var. Ülkesinin nasıl olmasını. İnsanın insana işkence etmediği, oğlum babadan çekindiği gün, insanlığın ülkeye yayıldığı, saygınların aşağıdakilerden saygı gördüğü gün, erkek kardeşin ağabeyden sonraya geçtiği gün, güçsüzle güçlünün kavga etmediği, nezaketin geçerli olduğu gün, istenilen yolda gidilebildiği, yaban otlarının temizlendiği gün, insanın istediği yere yolculuk yapabildiği, kırlarda
ona zarar gelmediği gün, memlekette bütün üzüntülerin bittiği, ona ışık kapladığı gün, ülkede koyu karanlık kalktığı gün, bütün canlı yaratıklar sevinecekler. Yani ülkede koyu karanlık nasıl olduğunu gösteriyor. Yani rahat, her yere gidebileceksin, kimsenin kimseye kötülük yapmayacağı, kimsenin kimseye fenalık yapmayacağı bir ülke. Bu, düşünün bundan 4000 yıl önce bir Sümer kralının özlediği bir devlet. Hala aynı şeyi özlüyoruz. Öyle değil mi? Evet efendim. Bana bir şey de böyle sordu, bizim edebiyatçılardan biri. Sümer'de edebiyat var mı? Şaşırdım ben ama haklıydı. Hakikaten Sümerler'de edebiyat son derece ileriydi. Onu kimse bilmiyor şimdi. Biz bunu çeşitli ben kitaplarda, hatta bir de Sümer Edebiyatı diye yazdım. Ne vardı Sümer Edebiyatı diye sorarsınız. Bir kere Sümerler her şeyi şiir tarzında yapmışlar, yazmışlar. Bu da şundan ileri geliyor herhalde. Yazı bilmeyen ilk zamanlarda, yazı bilmeyen insanlar şeyleri, olayları şiir şeklinde kendilerinden sonrakilere aktarmışlar. Çünkü şiir çabuk akılda kalabiliyor. Araplarda da böyle, Türklerde de böyle. Türklerde destanlar var birçok. Bu destanların hepsi akılda kalsın diye şiir halinde yazılmış. Sümerler de öyle yapmışlar. Ve onlar da biz bugün aşağı yukarı birçok konuları onlarda buluyoruz. Neler var? Mesela şeyle atasözleri yazmışlar. O muazzam bir atasözü koleksiyonları var. Burada var pek çok örnek. Aslında atasözlerini tercüme etmek çok zor. Kısa cümleler olduğu için. Ona rağmen bilim adamları çok uğraşıyor ve bunları yapıyorlar. Hakikaten yaptılar ama düşünün, yüzlerce bir şeyden ancak bir 100-150 kadarı tercüme edilmiş vaziyette. Mesela bunlardan bizim çok yakın olan şeyler var, atasözleri var. Bunlar da malım var mı, derdim var. Mesela bu karşılık olarak gümüşü olan mutlu olabilir, arpası olan mutlu olabilir. Hiçbir şey olmayan rahat uyur diyor. Doğru, hiçbir şeyin olmasa rahat uyuyorsun. Bizde mesela yağmurdan kaçarken doluya tutuldu deriz. O da yaban öküzünden kaçarken yaban ineği karşına dikildi diyor. Bir yerde de açık ağza sinek girer diyor, bizde de var. Ayağını yere sıkı bas diyor, onlar bizde de var. Bizde olan birçok şeyler var mesela. Bir yerde güzel bir şey var. Bey gibi yaparsan, yaşarsan köle gibi yaşarsın. Köle gibi yaparsan bey gibi yaşarsın. Bu ne demek? Hani vaktiyle bol harcarsan ondan sonra köleye dönersin. Ama vaktiyle biraz köle gibi yaşarsan, yani dikkatli yaşarsan sonunda zengin gibi yaşarsın. Bu çok güzel bir şey tabii. Şey de var. Silahı az olan devlet düşmanı kapısından kovamaz diyor. Daima düşman kapısındadır. Hakikaten çok şey. Bir de madem biliyorsun neden öğretmiyorsun? Bu benim en çok bana rehber olan bir atasözüdür. Boş vakit geçirdin neye yaradı? Bilen insan öğretmesi
boş vakitte insanların geçirmemesi lazım. Baharatın hiçbir kadın kadar güzel kokmaz diyor. Bakın Sümer erkeği ne kadar çok önem veriyor kadına. Bir de şöyle var, öleceğiz harcayalım. Öbür tarafı uzun yaşayacağız, biriktirelim. Yani bütün felsefe var burada, iktisadi felsefe. Çok güzel şeyler var, evet. Sümer atasözlerinde. Şiirlerin özelliği tam kafiye yok. Yani böyle kafiye. Şimdi Araplarda bir başlar kafiye, uyak diyoruz değil mi? Uyak. Bütün satırlar uyak halindedir. Yani bizde öyle değil, çeşitli şeylerimiz var. Bu Sümerlerde uyağa dikkat etmiyorlar ama devamlı tekrarlar var. Yani şiir olduğu oradan anlaşılıyor. Şeyler, satırlar tekrarlıyor. Aynı satır tekrar yapıyor. Bu şiir tarzının olduğunu veriyor. Mesela ninniler var. Ninni. Şurada bir ninni. Bu da bir kraliçenin hasta çocuğunu uyutmak için söylediği bir ninni. Neşe dolu şarkımla kuvvetli olarak büyüsün o. Neşe dolu şarkımla kocaman olsun o. Ha başında ninni ninni diyor. Ama bu ninni ninniye ne uaye uaye diye böyle bir şey var. Çok ilginç. Türk, yani Türk ninnilerinde de başında böyle manası olmayan ses olduğunu buldum. Bu da Sümer ninnisine paralel olduğunu gördüm. Burada şöyle neşe dolu anne söylüyor. Şarkımla kuvvetli olarak büyüsün çocuk. Neşe dolu şarkımla kocaman olsun o. İrine ağaç gibi kökünden kuvvetli büyüsün o. Şakir bilgisi bitkisi gibi tacından geniş büyüsün o. Uyku, o senin üzerine elini açacak. Orada yatan seni koruyacak, uykuya söylüyor. Oğlum uyku seni yeniyor, uyku üstüne çökmek üzere. Gel uyku, gel uyku oğluma gel, oğluma çabuk gel uyku, onun yorgun gözlerini uyut. Ne güzel değil mi bu? Bir de şey var bu şeylerde, neydi onun ismi, Sümer edebiyatında bir oğlun annesine yazdığı bir şiir var. Bu şiir bizim müzede bulundu ve 53 satır, çok güzel. Bunlar tabii hepsini okumamız imkan yok. Ben edebiyat şeyinde verdim bunu. Mesela orada annesi ne diyor? Annem müşfik, nazik, hayat doludur. Bir aşk zevke doymayan, seven bir kalptir o diyor. Annem ufukta parlayan bir ışık, öğle zamanı bile ışıldayan bir sabah yıldızı. Turfanda yetişen bir üründür o. Anneye görün ne kadar güzel. Şairler altlarına imza koymamışlar. Yalnız üç şair adı biliyoruz. Bir annesine şiir yazanın adını, bir tane daha biliyoruz. Ve bir de kadın şair var. Kadın şair çok önemli. Bir kralın kızı, Sargon'un kızı. O hem bir mabedin yüksek, en yüksek seviyesindeki rahibe ve mabedi idare ediyor. Aynı zamanda da çok güzel şiirler yazmış, öyle şiirler yazmış. Onun şiirleri çeşitli şeylere, şehirlere dağılmış kopyaları. O kadar önemli bir şair. O yüzden kadın şair de var yani.
Şimdi bir kere şeyler, müzik aletleri kral mezarlarında bulundu. Lir bulundu, arp bulundu. Ondan sonra flüt var, iki flüt çalınan kocaman şeyler de var, resimlerde var, kabartmalarda. İki kişinin çaldığı davullar var, tef var, davulka gibi şeyler var. Yani metinlerden anlaşıldığına göre 20-25 çeşit müzik aleti var ama bunların ne olduğu bilinmiyor. Şimdi Sümerler'de nota olduğu da tespit edildi. Nota olduğu tespit edildi. Aynı o şey, nota işaretleri ve çizgilerin olduğu tespit edildi. Yani hem nota Sümerler'den başladığı anlaşıldı. Meydanlarda, oralarda müzik yapıldığı ve dans edildiği şehir meydanında onu yazıyorlar. O çok önemli. Yani şehir meydanında bir nevi konser oluyor, görünüyor. Mabetlerde tanrıları eğlendirme istiyorlar. Sümerlerin dinine göre tanrılar çabucak kızıyor ve insanlara kötülük yapıyor. Ya düşmanları gönderiyor yahut da başka bir felaket veriyor. İşte bu felaketi vermesin diye onları eğlendirelim diyor. Müzik, dansla mabetlerde tanrıları eğlendiriyorlar. Yani müzik ve dans daha çok mabetlerde oluyor. Sümerler'de taş olmamasına rağmen taş oymacılığının olması son derece önemli bulunuyor. Ve demek ki gelmeden önce bulundukları yerde taşlar vardı, oradan alıştırdılar deniyor. Şimdi mesela onların mühürleri var. Şöyle silindir mühür diyoruz, parmak kadar aynı. Taştan yapılıyor, madenden. Onun üzerine oyarak bazı hatta hikaye yapıyorlar. Tanrı koyuyor bir işte, Tanrı'ya gelen bir adam oluyor, bir şey hayvan şeytme mücadelesi sahnesi oluyor ki bunları yapmak çok zor. Heykeller de öyle, canlı oluyor heykeller, yüzleri çok ifadeli oluyor. O bakımdan Sümer heykelleri çok önemli. Ondan başka madencilik var. Bilhassa bu şurada olan da öyle. Bu çok önemli mezar, kral mezarlarında buldu bunlar, bulundu. Lapis lazuli zemin üzerine bu kakma yapılmış vaziyette bu şeyler. Son derece önemli. Yani şey işçiliği var, altın işçiliği var, bakır işçiliği var. Bunların çeşitli şekilde mücevher yapılıyor. Kapkacak yapmışlar bunlardan. Yani her türlü sanatı görüyoruz Sümer'de. Pek çok tanrıları var Sümerlilerin. Dört büyük tanrıları var. Onlar gök, yer, hava ve su tanrısı. Bunlar yaratıcı tanrılar. Diğer tanrılar onlara yardımcı. Yani onlar yaratıyorlar her şeyi. Fakat yarattıkları şeyin idare edilmesi lazım. O idareleri de bu küçük tanrılar yapıyor. Bu tanrılar insanlara şunu yapacaksın, bunu yapacaksın demiyor. Ancak insanlar tanrıların neler istediğini, ne yapmak istediğini düşünecekler. Ona göre hareket edecekler. Ahlak
ahlaklı olması, iyi insan olmasını istiyorlar tanrılar. Eğer kendileri böyle olmazsa ceza da verebiliyorlar. Bu cezalar işte şeyler, rüzgarlar, fırtınalar yahut da düşmanlar getiriyorlar. Bunları önlemek için de insanlar tanrıları eğlendiriyor. Tanrılara kurban kesiyorlar. Yani onları memnun etmek için kurbanlar veriyorlar. Yalnız kurban değil tabii, kesmek değil. Böyle tanrı şeyleri var. Mabetler, tanrı evleri olarak kabul ediliyor. Oralarda tanrıların heykelleri konuyor. Heykellerin önünde birer tane masa var. Masaya şey getiriyorlar, sunak getiriyorlar. Yani kurban diyorlar. Bu sunaklar işte her türlü şey geliyor oraya. Bira geliyor, içki geliyor, ondan sonra efendim süt geliyor, et geliyor ve her türlü yiyecek geliyor. Hatta bu şey zamanlarında tanrıları günde yiyecek, yani onların yemek yediklerini düşünüyorlar. Yemek yemeden evvel evvela heykellerin ellerini siliyorlar. Ondan sonra yemek veriyorlar. Böyle şeyler var. Sümer inanışından pek çok şeylere, daha sonraki dinlere geçmiş olduğunu görüyoruz. Bu Sümer inanışından ziyade bunu şey olarak efsaneleri var. Tanrılarla olan efsaneler. Bu efsaneler daha sonra din kitaplarına girmiş olduğunu görürüz. Mesela Sümerler insanları evveler şöyle büyük bir kainatta büyük bir su varmış. Suyun içinden bir toprak çıkıyor. Ondan sonra bu topraktan, bu çamurdan insan yapılıyor. Aynı o şekilde bütün dinlerde büyük şey var, su var. Sudan toprak çıkıyor, dünya oluyor. Ondan sonra insanlar çamurdan yaratılıyor. Bu hem Tevrat'ta var, hem bizim Kur'an'da var. Adem'in kaburgasından yaratılma hikayesi var. Ondan sonra Habil-Kabil şeyleri, iki kardeşin kavga mı etmesi bizim dinlerimizde aynı şeyin Sümer'de olduğunu görüyoruz. Yani pek çok böyle paralel şeyler var Sümer'le şeyler arasında, din arasında. Havva'nın Adem'in kaburgasında yaratılma mevzuu tamamıyla Sümerlerin bir hikayesine bağlı. O da Sümer'in yer tanrıçesi, yerin tanrıçesi var. O bu şeylerin, tanrıların bahçesinde 8 türlü bitki yetiştiriyor. Bu bitkiler yenmeyecek, yasak. Buna şey olarak bilgelik tanrısı itaat etmiyor. Hayır diyor, ben diyor yiyeceğim diyor. Hepsinden tadıyor. Bunun için son derece hastalanıyor. Bu bizim hani şeyde elmayı tatma, yasak meyveyi tatma gibi. Ama bu tanrı çok hastalanıyor. Çünkü yasak da bu. Onun üzerine şey zaten yani yer tanrıçası onu lanetliyor, ortadan kayboluyor. Ondan sonra büyük şeylerle bakıyor, diğer tanrılar çok üzülüyorlar bu bilgelik tanrısının bu şekilde hasta olduğuna. İşte
Tanrıçayı buluyorlar, getiriyorlar. Tanrıçayı yanına oturuyor. Neren ağrıyor? İşte kolum ağrıdı. Kolun için bir tanrı yarattım diyor. Başım ağrıdı. Başın için bir tanrı yarattım diyor. Yahut da ne bileyim, işte ağzım ağrıdı diyor. Ağzın için bir tanrıça yarattım diyor. En sonunda da 8 yasak bitkiye karşı 8 organı hastalanıyor tanrının. O son organı neren ağrıyor diyor, kaburgam ağrıyor. Kaburgandan sana bir iyi etmek için bir tanrıça yaratıyor. Bu tanrıçanın adı kaburganın hanımı. Şimdi şeye geçerken, Tevrat'a geçerken bu kelime, kaburga hanımı kelimesinin bir şeyi de var. Hayat anlamına geliyor. Hayatın hanımı, hanımı olarak da tercüme edilebilir. Şeyler aldığı zaman bu hikayeyi Havva'ya hayatın hanımı anlamına gelen Havva kelimesini koyuyorlar. Böylece yani şeyde ne Adem'in kaburgasından yaratılıyor ve hayatın hanımı oluyor. Bu hikaye bundan tamamıyla Sümerlere bağlanıyor. Kur'an'la da var ama Kur'an'da bu olay yok. Yani Adem'in, Havva'nın Adem'in kaburgasından yaratıldığı yok. Kur'an'la bağlantısı vaktiyle dünyanın su oluşu, yer toprağın çıkışı, ondan sonra insanın topraktan yaratılışı, bu olaylar Kur'an'da da var. Mabetlerde şimdi ben daha önceden söyledim, müzik var, dans var, eğlence var. Bunlar yapanlar şeyler, kadınlar çoğunlukla dans edenler, müzik, şarkı söyleyenler. Yani mabette büyük bir kadın şeyi var, rahibe sınıfı var. Bu sınıflarda işte hatta şey de var, sihir yapan kadınlar var, rüya tabir eden kadınlar var. Bu arada genel kadın rolünü yapan kadınlar var. Yani orada seks yasak değil, yani seks yapabiliyor şeyler, rahibeler, gelenlerle. Ama onlar para almıyorlar. Yani onlar her şeyin, Allah'ın, Tanrı'nın görevini yapıyor diye kabul ediyorlar. O bir kutsal görev olarak kabul ediliyor. Burada belki de yani orada insanlara seksi öğretiyorlar. Hatta orada şeyler var. Bu eşcinseller bile var mabetlerde. Bu kadınların diğer kadınlardan ayrılması için başlarına bir örtü koydurmuşlar. O mabetteki bu kadınların, böylece onları kutsal sınıfa koymuşlar. Kutsal sınıf, diğer kadınlardan ayırarak. Yani başını, saçını göstermemek değil ama başında bir örtüyle diğer kadınlardan ayrılıyor ve o kutsal sınıf. Diğerleri de kutsal ama bunu da daha kutsal yapıyorlar. Nedense daha büyük iş yaptığı diye herhalde. Ve bu kadınların şeyi, önemi şu şekilde Gılgamış Destanı'nda görüyoruz. Gılgamış'a bir dağ orman adamını arkadaş yapmak isterken, ormanda büyümüş ve yemek yemeyi, su içmeyi, konuşmayı bilmeyen bir orman adamını insanlaştırmak için böyle bir mabetten böyle bir kadını gönderiyorlar. O kadın evvela başını açıyor, onunla başlıyor konuşmaya, ona yemek yemeyi, içmeyi, konuşmayı, aynı zamanda seksi öğretiyor. Ki bu da gösteriyor ki o kadınlar seks terbiyesi veriyor belki de insanlara. O bakımdan çok önemli. Yani başörtüsü oradan geliyor. Sonra onu
Bir daha sonra bir Asur kralı gidiyor. Bundan sonra diyor bütün evli ve şey kadınlar, evli ve dul kadınlar başlarını örtecektir diyor. Ama kızlar ve sokak fahişeleri örtemeyecektir diyor. Bu da evli ve dul kadınları hani yasal seks yapmış kadın sınıfına koyuyor. Onları kutsal kadın sınıfına koyuyor ve böylece şey diyor, bunu şeyler tatbik ediyorlar, Yahudiler tatbik ediyorlar. Ondan sonra İslam'a geçiyor, böyle devam ediyor. Tanrı'ya dingir diyorlar. Dingir hem gök manasını anlıyor, aynı zamanda Tanrı'yı ifade ediyor dingir kelimesi. Gök Tanrısı An, o ayrı. Bu dingir, bu dingir kelimesi Türklerde devam edip gidiyor. Dingir, tengiri, tangırı, dingir, tüngür diye veyahut en sonunda Tanrı olarak hala devam ede geliyor. Yani bu Türkçe kelime olarak geldiğini anlıyoruz Sümerlerin. Evet, bu son zamana kadar ben bu hususta çalışmadım, yani yapmadım. Birçok kimselerden Sümer Türktür diyordu. Onu da tam söylemiyordum. Yani kabul etmiyordum pek. Fakat son yaptığım çalışma benim bu şeyde büyük yakınlık olduğunu gösterdi. Bu çalışmada Sümer'de tufanda Türkler diye Sümerliler tufanı yazmışlar. Yani bu din kitaplarında herkesin bilmiyorum biliyor mu evvela Tevrat'ta sonradan Kur'an'a geçmiş vaktiyle bir Nuh peygamber var. Bu adam son derece dindar. Tanrı çok kızıyor insanlara, imansız oluyorlar diye. Bu yüzden İnsanları yok etmek istiyor, tufan veriyor. Tufan vermeden önce Nuh'a bir gemi yapmasını, kendi akrabalarını ve bazı hayvan çiftlerini almasını söylüyor. Nuh bunu yapıyor. Ondan tam gemi bittikten sonra büyük bir su taşkınlıkları, işte yağmurlar oluyor. Ve 40 gün 40 gece devam ediyor şeye göre, Tevrat'a göre. Bu tufanın nerede olduğu meselesi yüzlerce yıldan beri hep söylenir durur ne oldu. Ben bu defa bir şeye vardım, bir elime geçen yeni kitaplar dolayısıyla Orta Asya'da büyük taşkınlıklar olduğunu öğrendim şey olarak. Öyle taşkınlıklar ki şey doluyor, Aral doluyor, Hazar doluyor, bütün Anadolu'nun doğusuna sular taşmış ve aynı zamanda tufan hikayeleri buldum şeyde, Türklerde. Bu tufan hikayelerinin aynen Sümer'e uyduğunu gördük. Yani nasıl uyuyor? Mesela Tevrat'ta 40 gün 40 gece derken Sümer'de 6 gün 6 gece devam ediyor. 6 gün 7 gece devam ediyor. Ya 7 gün 7 gece birinde öyle. Şimdi bu Türk hikayelerinde de 7 gün 7 gece devam ediyor. Ondan başka Sümer'de kurtulana tanrısallık veriliyor. Ondan sonra da Türklerde de kurtulan tanrısallık alıyor ki bu çok yakın bir bir ilişki beraber, yani aynı zamana ait insanların söyleyeceği şeyler, bu bakımdan çok önemli.
tufan hikayesini Sümerliler Gılgamış destanı ile ek olarak yapmışlar. Gılgamış da Sümerlilerin bir kahramanı. Bir aynı zamanda kral kendisi. Bu kahraman yani çok büyük şeyler yapıyor. Mesela ülkenin odununu temin ettikleri bir ormanda büyük bir ejder var. Ejderi öldürüyor, ormanı kurtarıyor. Böylece orman temin ediyor. Gök boğasını öldürüyor. Yani birçok serüvenler var. Memlekete faydalı işler yapmak istiyor, yapıyor. Ondan sonra onunla beraber bir de arkadaşı var. İşte daha önceden bahsettiğim şey, bir ormanda yetişmiş arkadaş oluyor. Arkadaşı ölüyor, bu defa o ben de öleceğim diye korkusundan işte ölümsüzlüğü ararken böyle birinin olduğunu duyuyor, gidiyor, buluyor ve adam anlatıyor nasıl olduğunu. Bu hikaye Sümerlerden geldiği anlaşıldı. Şimdi ben Sümerlerin yazdığı bu tufan hikayesinin Orta Asya'daki taşmalar olacağını düşündüm. Türklerde olan tufan hikayeleri de buna bağlandı. O bakımdan şey yaptım. Tabii yalnız bu kafi değil. Bu defa birçok arkeolojik benzemeler bulduk. Onun arkasından şeyler, mesela Gılgamış dedik. Gılgamış'ın adının bir şey olduğunu, Türk adı olduğunu, Gılgamış değil Bilgamış olduğunu gördüm. Bilgamış, çünkü Sümerler'de Bil ve Gil aynı işarettir. Ve Gil de okunursa, Bil de okunursa bu şeyin adının anlamı çok bilendir, bilen. Şimdi bir baktım Türklerde Bilgabeş, Bilgahan diye bilen bey, bilen bil, bilen han diye böyle isimler olduğunu gördüm. O zaman bu tamamıyla Türkçe adı olduğunu anladık. Sonra bunun serüvenlerinde Türk serüven, Türk mitoloji şeyindeki serüvenlere benzer serüvenler gördüm. Ondan sonra Sümerlerden Türklerle yer atları bağlantıları oldu. Mesela Uruk, Ur kelimelerinin, isimlerinin tamamıyla Türkçe olduğunu öğrendim. Bunlar çok enteresan. Sonra Sümerler kendilerine Kengerliler diyor. Sümer memleketin adı. Sümerliler deriz biz. Bunlar Sümerliler kendilerine Kenger diyorlar. Bir baktım Türklerde bir Kenger adlı uzun yaşayan, tarihte en uzun yaşayan bir boy olduğunu öğrendim. Bu boydan birçok Kenger adlı Anadolu'ya gelmiş olan boylar yahut da Kenger adını gördüm. Bu bakımdan bunu da Türklere bağladığını gördüm. Sonra Kengerlerin yaşadığı yerde bir şehir adı var. O şehir adı da tamamıyla Sümerler ilk kurdukları şehrin adı olduğunu gördüm. Ondan sonra da Sümerler'de Dumuzi, Tanrı Dumuzi vardır. Dumuzi yaz, yani baharda yer altından çıkar. Bizde o ad Temmuz olarak devam ediyor, Temmuz ayı olarak. Diğer devlet şeylerde, Türk devletlerinde domuz diye yaz aylarına verilen isimmiş bu. Yani Türk dilinde bu kelime de var. Böylece birçok şeylerin Türk dilinde olduğunu gördüm. Ve şeyler var, Sümerlerin başka destanları var. Bu destanlarda olan yer adlarının Azerbaycan, mesela Arat'ta'nın hem Azerbaycan'da hem Türkmenistan'da hatta İran'da da olduğunu gördüm. Anadolu'da Arat'ta ile ilgili atlar buldum ve Erbil, Erdebil bu Arat'ta'dan geliyormuş. Hem büyük bir bağlantı şeyi
buldum. Bu hakikaten çok ilginç geldi bana. Ve sonra da Türkçe, Sümerce kelimeler pek çok birbirine bağdaşan, aynı fonetik yani ses ve anlam uyan böyle pek çok kelime tespit edildi, kanıtlandı. Aşağı yukarı 700-800 kelime. Bunlar çok önemli. Ve bütün bunların toplamından ben Sümerlerin Türklerle son derece yakın olduğunu ve Türklerin kenger olarak belki tam bir kolu olduğunu düşünüyorum. Yani sonra öyle ilginç ki Sümer yazılarında 2400 yıl önceki Sümer belgelerinde bir oraya bir akın oluyor, bir halk akını. Bunlar Gutlar deniyor. Bu Gutların kral adlarının da Türk adı olduğunu benim hocam, Alman hocam ve bir Türkologla tespit ettiler ve söylediler. Şu halde yani Türklerin adları şey olarak, yazılı olarak daha 4500 yıl önce bulunduğunu gösteriyor ki bu Türklerin daha dünkü insanlar değil, tarihte çok eski varlıklarını olduğunu görüyoruz. Daha önce de mesela Turkuları görüyoruz. Turkish diye bir kavimler görüyoruz. Atlar görüyoruz ama tabii elimizde tam bir belge olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz. Fakat benim bu yaptığım son çalışma bana %99 Türklerle büyük ilgisi olduğu gösterdi. Şimdi zaten yeni bir çalışmamız var. Eğer bu projeyi yaparsak ki o yolda yani tamamıyla Türkiye ile Sümerce'nin, Türklerle Sümerce'nin tam bir arada olduğunu gösterebileceğiz belki bununla. Yani aynı ırktan ya da ırk demeyeyim de aynı koldan olduğunu belki gösterebileceğiz böylece. Bu bakımdan çok önemli.